Deniz Harp Okulu'nun 250. yıl dönümü dolayısıyla Heybeliada yerleşkesinde tören düzenlendi. Aralarında fırkateyn, çıkarma gemisi, korvet, mayın gemileri, sahil güvenlik gemileri ve denizaltılarında bulunduğu 21 unsur Heybeliada açıklarında geçiş yaptı. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, eski kuvvet komutanları ve okulun mezunları katıldı. Korvet mayın gemileri, sahil güvenlik, denizaltılar, Deniz Harp Okulu'nun kuruluşunun 250. yıl dönümü İstanbul Heybeliada yerleşkesinde düzenlenen törenle kutlandı. Siz gerçek denizcileri, Deniz Kuvvetleri ailesi olarak en içten sevgilerimizle, selamlarımızla, şükranlarımızla selamlıyoruz. Tören için Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun yanı sıra amiraller, subaylar, eski Deniz Kuvvetleri komutanları vapurla Heybeliada'ya geldi. Yoğun yağış altında gerçekleşen törende ilk olarak manga geçişi yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından henüz teslim alınmayan ancak bayrak çekilen ilk milli fırkateyn TCG İstanbul rehberliğinde denizde tören geçişi yapıldı. Askeri helikopterin TCG Anadolu gemisine konuşlandığı anlarsa büyük beğeni topladı. Nizam Heybeliada adı verilen düzende aralarında fırkateyn, çıkarma gemisi, korvet, mayın gemileri, sahil güvenlik gemileri ve denizaltılarında bulunduğu 21 unsurla Heybeliada açıklarında tören geçişi gerçekleştirildi. Bu gemilerimiz sahip oldukları su üstü ve su altı sensörü. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 1773'te kurulan Deniz Harp Okulu'nun yetiştirdiği subaylarla Deniz Kuvvetleri'nin geldiği seviyeye çok büyük katkı sağlandığını ifade etti. Karadeniz'de çok güçlüyüz, çok güçlü mayın gemimiz var. Mayın avlama konusunda çok tecrübeliyiz, Anadolu'da çok tecrübeliyiz. Dolayısıyla Karadeniz'de bu mayın tehditini bertaraf ettik, etmeye devam ediyoruz.